Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün 5. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersinde namaz ibadeti ve çeşitleri konusunu göreceğiz. Çok güzel, çok önemli bir konu. Sınavlarda karşımıza gelebilecek bir konu. Bu konunun içerisindeki bilgiler sınavda çıkıyor. Hadi bakalım o zaman çalışmamıza tüm hızımızla başlayalım. Evet arkadaşlar çalışmamıza şöyle güzel bir görselle başlamak istiyoruz. 5 vakit namazı burada sizlere de ne yaptık? Bu görselle e, göstermiş olduk, e, resmetmiş olduk. Şimdi hemen görselimizi kenara alalım. Öğrenme çıktılarına gelmeden önce programımızı güzel bir şekilde açalım. 8 Kasım Cuma günü namaz ibadeti ve çeşitleri konusuyla şu anda Tonguç Akademisi'niz. Lütfen ne yapalım hemen böyle arkamıza sıkıcana böyle arkamıza yaslanalım ve kemerlerimizi bağlayalım ve hazır olalım. Evet arkadaşlar şimdi namaz ibadeti ve çeşitleri konusunda bugün sizlerle birlikte çok güzel bir ders işleyeceğiz. Bu dersin sonunda da bakın şöyle sıfırdan beşe hazırlık setimizde sıfırdan beşe sözel Soru Bankası'nda sizlere ödevler de vereceğiz. Anlattığımız konuyla ilgili. Bakın sevgili arkadaşlar bir birinci, birinci yazılılar bitti. Umarım yazılınız çok güzel geçmiştir. Lütfen yazılımızla ilgili de yazılarımız nasıl geçti? Din kültüründen kaç bekliyoruz veya kaç aldık? Bunu da videonun altındaki yorumlara yazalım. İlk sorumuz bu olsun. Videonun altındaki yorumlara bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Ve 170, 171. sayfada sevgili arkadaşlar sıfırdan 5'e sözel kitabında sizlerin ödeviniz. Evet Evet şimdi sizlerin böyle güzel ödevlerini verdikten sonra da hemen bunu da kenara alalım. Evet öğrenme çıktılarına baktığımız zaman pek çok güzel bilgi öğreneceğiz. Milliyetin Bakanlığı bu bilgileri aman çocuklara öğretin diyor ve temel kabullerimiz var. Bizler sizlerin yani öğrencilerimizin İslam'ın ibadet esasları hakkında bilgi sahibi olduğunu, çevresinde namaz ibadetini yerine getiren insanları gözlemleyebildiğini, işte camide veya Televizyon izlerken bir sahne olur, değil mi? Oralarda ne yapıyorsunuz gözlemleyebiliyorsunuz veya evinizde gözlemleyebiliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde namaz ibadetinin açıklandığı bilgisine sahip olduğunuzu biz kabul ediyoruz. Peki burada olmazsa olmaz kavramlarımız neler? Yani sınavlarda karşımıza gelecek olan kavramlar neler? Bakın abdest, farz, gusül, nafile, işte teyemmüm, vacip. Bu kavramlar anahtar kavramlar sevgili arkadaşlar. Bu kavramlar bizim için çok önemli. Sınavlarda karşımıza geliyor. O yüzden bu kavramların ne anlama geldiğini iyi bir şekilde bilelim. Sınavlarımızdan önce de tekrar edelim. Evet şimdi konumuza hemen güzel bir şekilde şöyle hızlı bir giriş yapalım. Şimdi namaz ibadeti ve önemi. Şimdi tekbir ile başlayan, selam ile son bulan peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yapıp öğrettiği belirli söz, fiil ve dualarla yerine getirilen ibadete biz ne diyoruz? Zaten konumuzun adı namaz diyoruz. Şimdi insanın kendisine yaptığı iyiliğe karşılık insanlar ne yapar? Teşekkür eder, değil mi? İşte birisi e, işte sizin için apartmanın kapısını tuttu veya işte e, size bir yol verdi. Ne yaparsınız, teşekkür edersiniz. Yani bu iyiliğin altında kalmazsınız. Yani teşekkür e, sözle ifade edilebildiği gibi davranışta da ne yapılabilir aynı zamanda tabii yerine de getirilebilir. İşte insanın da kendisini en güzel şekilde yaratan, e, yaşatan yüce Allah'a da teşekkür etmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bunun yolu da Allah'a yüce Allah'a ibadet etmek. Sevgili arkadaşlar, ibadet aynı zamanda insanın yaratılış amacıdır ve Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili de Allah şöyle buyurmuştur. Hepiniz çok iyi bir şekilde biliyorsunuz bunu zaten. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte bizim de bir e, anlamda teşekkür e, için ne yapmamız gerekiyor? Sevgili arkadaşlar, zaten insanın yaratılış amacıdır da aynı zamanda ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Şimdi Kur'an ee, şey Kur'an-ı Kerim'de, namaz Kur'an-ı Kerim'de hangi kelimesiyle e, ifade ediliyor? Yani hangi kelimeyle ifade ediliyor? Şimdi biraz buna bakalım ama şöyle kalemi değiştirmek istiyorum. Ee, namaz ibadeti ve önemi konusunda çok önemli bu. Namaz Kur'an-ı Kerim'de salat sevgili arkadaşlar. Bu çok önemli bir e, kavram. Salat kavramıyla e, salat, salat kelimesiyle ifade ediliyor. Peki e, salat e, bunun anlamı nedir? Yani bu hangi anlamlara gelir? Namaz kılmak, değil mi? Şöyle yazalım. Namaz kılmak anlamlarına gelir ya veya namaz kılmak anlamına gelir. Dua etmek şöyle dua etmek. Bu anlama da tabii ki de geliyor ve son bir anlamı daha var. Bu anlamı da önemli. Yani sınavlarda bu da karşımıza gelebilir. Yüceltmek anlamına da gelebiliyor. Şöyle yüceltmek anlamına da gele Biliyor. Peki, şimdi namaz günahlardan arındırır diyoruz. Bakın çok önemli, çok çok önemli bir e, burada bir ifade var. Hazreti Muhammed birinizin kapısı önünde günde beş defa, bakın birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sorar. Peki sahabeler veya sahabe nasıl şekilde cevap veriyor? Hiç kir kalmaz şeklinde cevap veriyor. Gerçekten de öyle düşünsenize. Yani günde bakın günde beş defa. İşte bunun üzerine de peygamberimiz şöyle söylüyor. İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder diye bizlere ne yapıyor buyuruyor. Ve sevgili arkadaşlar burada da tabii ki de beş vakit temiz kalmak, beş vakit Allah'a yönelmek bu çerçevede güzel bir burada yaşanmış olay var. Bakın Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var sevgili arkadaşlar. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diye. Yani düzenli bir şekilde ve Allah rızası için kılınan namaz insanın kişiliğinin gelişmesi ve olgunlaşmasında sorumluluk duygusunun ve şuur seviyesinin yükselmesinde çok çok önemli. Buna katkı da yapar. Ve namaz ibadetiyle günde beş defa Allah'ı anmaya işte çağrılan insan dünyada boş olmadığını ve Allah'ın huzurunda tüm yaptıklarının da bir gün hesabını vereceğini ne yapar bilir ve davranışlarını kontrol eder. Yani aynı zamanda sevgili arkadaşlar bakın burada bir sorumluluk ve e, ne var bir ahlak e, duygusu da burada tabii ki de işin içerisine giriyor. Yani namaz ve ahlak konusu da bizim için son derece çok önemli bakın kültürümüzün çok önemli bir isminden bahsettik. Yunus Emre'den bahsettik değil mi? Pek çoğumuzun ismi Emre'dir. Pek çoğumuzun ismi Yunus'tur. Boşuna değil. Bir çoğumuzun ismi de Yunus Emre'dir. Ee, i̇şte bu kadar güzel bir sözü ve... E, ...namaz ve ahlak konusunu anlattığı içindir de zaten kendisi. Şimdi namaz imanın bir göstergesidir. Şimdi iman eden bir mümin namaz kılarak onu hatırlar... ...ona hamd eder ve övgüsünü ne yapar? Dile getirir. Kulluk görevini yerine getirir. Namaz kılan bir kimse... Allah'ın huzuruna çıkar ve onunla olan bağını güçlendirir. Az önce dedik ya sevgili arkadaşlar namaz ibadetiyle günde beş defa Allah'ı anmaya çağır, çağıran, e, çağrılan insan değil mi? Namaz ibadetiyle günde beş defa Allah'ı anmaya çağıran insan işte Allah'ın huzuruna çıktığında namaz ibadetini yerine getirdiğinde dünyada başıboş olmadığını, Allah'ın huzurunda tüm yaptıklarının hesabının bir gün verileceğini biliyor ve davranışlarını ne yapıyor? Kontrol ediyor. Şimdi kul namaz ile sorumluluklarının da farkında oluyor. Kıyamet gününde kurulan ilk hesaba çekileceği amel olan namaz insanın kurtuluşa ermesini ne yapar? Sağlar. Yani mümin namazla kötülüklerinden uzak durarak iyi ve güzel davranışlara yönelir ve namaz kulun Rabbi ile ne yapmasıdır? Konuşmasıdır. Ve namaz sayesinde ne yapıyor arkadaşlar? E, kötülüklerden insanlar aranıyorlar ve iyi ve güzel davranışa yöneliyorlar ve aynı zamanda dünyada da, da işte yaratılışımız gereği işte e, dünyada belli bir süre e, vakit geçiriyoruz ve ardından ne yapıyoruz? Her canlı gibi e, doğuyoruz, yaşıyoruz e, ve ölüyoruz. İşte e, aslında bu böyle rastlantısal bir şey değil. Böyle e, başıboş, e, öyle kendiliğinden tesadüfen oluşan bir şey değil. Her şeyin bir anlamı, bir e, neyi var? Açıklaması var. Değil mi sevgili arkadaşlar? İşte o e, Günde beş vakitte ne yapıyoruz? Namazla Allah'ı e, hatırlıyoruz. İşte e, kulluk görevimizi yerine getiriyoruz ve aynı zamanda bu ibadetle birlikte dünyada aslında dünyada başıboş boş olmadığımızın, bir amacımızın olduğunun da farkına varmış oluyoruz. Şimdi namaz insanı yalnızlık duygusundan ne yapıyor? Kurtarıyor. Günde beş defa tekbir alırken dünyadaki her şeyi elinin tersiyle arkasına atan insan şunu demek ister tek ve en büyük olan Rabbim bana yeter. Yani Allahu Ekber niyet ve tekbir. Biliyorsunuz arkadaşlar beş vakit namazda her tek tekbir alınışında insanlar ne yapıyor? Ellerinin e, işte tersiyle arkasına atıyor ve insan şunu diyor. Tek ve en büyük olan Rabbim bana yeter. Yani sevgili arkadaşlar dünyadaki her şeyi elimizin tersiyle arkamıza almış oluyoruz. Frodo ile Sam, ebopla Ekok gibi, Tom'la Jerry, Karpuz'la Peynir gibi. işte karşınızda süper ikili. Yazılılardan gözün korkmasın. Önce yazılı notlarıyla özet ve kilit bilgileri kap. Sonra denemelerle yazılının aynısını prova et. Birinci dönem yazılılarda hedefi 100 olsun. Süper ikili şimdi tonguçmağaza.com ve tüm Tonguç kitapçılarında değil mi? Zaten vefat ettiğimizde de öyle oluyor. Ee, bir kefene sarılıyoruz ve gömülüyoruz. Yanımıza hiçbir şey götüremiyoruz. Değil mi? Bu da gerçekten dünyada böyle hırsla, mal hırsıyla, para hırsıyla e, işte e, öleceğini unutanlar veya işte e, ahireti, e, işte dünya böyle e, telaş telaşıyla unutanlar aslında bir gün e, vefat ettiklerinde hiçbir şeyini yanına alamayarak götürüyor. İşte bu da çok önemli bizim için sevgili arkadaşlar. Günde beş vakit değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın ne yapıyoruz? E, tekbir alırken dünyadaki her şeyi elinin tersiyle arkasına atan insan değil mi? Hiçbir şeyimizin artık orada hiçbir önemi yok. Allah'ın huzurundayız ve tek ve en büyük olan Allah bize yeter. Orada zenginin fakirin hiçbir önemi yok. Çünkü kulluğumuz Allah. Namaz kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Mesela günde beş vakit namaz kılan halini Allah'a arz eden insan secde ederek şunu demiş olur. Her türlü kusurdan uzak Rabbim bana yeter. Siz de öyle söyleyin. Rabbim bana yeter deyin arkadaşlar. Peki Namaz tüm nimetler için şükür vesilesidir. Mesela şimdi ahseni takvim olarak yaratılan insan yani sevgili arkadaşlar en güzel biçimde Allah tarafından en böyle iyi biçimde güzel biçimde yaratılan insan ahseni takvim olarak yaratılan insan yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl sağlığı beden sağlığı ve diğer tüm nimetleri şükretmek için ne yapar namaz kılar ve aynı zamanda insan namazla hem kendisi hem de ailesi hem de tüm iman edenler için dua ederek Allah'ın hoşnutluğunu, hoşnutluğunu elde etmiş olur. Sadece kendimiz için değil ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm Müslüman kardeşlerimiz için değil mi sevgili arkadaşlar? Dua ediyoruz ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış oluyoruz. Şimdi namazla birlikte yaşama ve dayanışma bilinci ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Gelişiyor. Bu bizim için çok ama çok önemli. Yani sadece yaşama değil bakın dayanışma bilinci de gelişiyor. Yüce Allah'ın emrini yerine getirmek isteyen inananlar aynı safta omuz omuza ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar ve bir topluluk içerisinde bir ibadet gerçekleştiriyoruz. değil mi? Toplulukla beraber bir ibadet gerçekleştiriyoruz ve bu İnsanlar birbirlerini gördükçe, birbirlerini orada tanıdıkça ve beraber Allah'a kulluk vazifesini yerine getirdiğini gördükçe ne yapıyor? Bir dayanışma ruhu ortaya çıkıyor. Böyle bir kendini çok çok daha güçlü hissediyor. İşte bu nedenle İslam dini namazın toplu olarak kılınmasına ne yapıyor? Büyük önem vermiş oluyor. Yani cemaatle namazı teşvik ediyor. Çünkü birlik beraberlik duygularımız daha fazla güçlensin diye ve Birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar bir bütün oluyor. Sıkıntıların ve sevinçlerinde paylaşma imkanı buluyor ve bu sayede toplumsal dayanışma artınca insanlar da bu dayanışma duygusu içerisinde birbirlerinin işte ihtiyaçlarının yeri geliyor, giderilmesi sağlanıyor. Yeri geliyor işte bir yerin ortaklaşa şey yapılması sağlanabiliyor ve bu dayanışma duyguları içerisinde bu oluyor. Ama insanlar toplu olarak bir yerde bulunmasa hep böyle bireysel hareket etse bunlar olamaz ve işte buradaki insanla buradaki insan buradaki insan böyle ayrı ayrı ibadet ediyorlar kendi işte evlerinde diyelim işte toplu bir işte cemaatle cemaatle namazı teşvik et yani cemaatle birlikte namaz kılmıyorlar topluca işte camide namaz kılmıyorlar ve birbirlerini tanımadıklarını düşünün. O zaman ne oluyor? Birbirlerinin ihtiyaçlarını sorunlarını da bilmiyorlar çünkü iletişime geçiyor insanlar ve birlikte insanlar ne yapıyorlar? Aynı safta Namaz kıldıkları yerde bir süre sonra tanışmış da oluyorlar ve bir süre sonra işte e, toplumsal bilinç de gelişiyor ve birbirlerine destek olup daha da güçlü oluyorlar tüm Müslümanlar diyelim sevgili arkadaşlar. Evet burayı geçelim. Şimdi kimlere peki farz bu çok önemli. Bakın bir kere akıllı yani akli dengesi yerinde olacak ergenlik çağına gelmiş olacak ve her Müslüman için namaz farzdır. Bakın namaz akıllı ergenlik çağına gelmiş her Müslüman için farzdır. Ve namazı dost doğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Ve Nisa suresinin 103. ayetinde bize Yüce Allah buyurmuş namazı dost doğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır ee, diye bize Yüce Allah buyurmuş. Peki şimdi İslamın şartlarından biri olan namaz nedir? Günde beş vakit her Müslümanın kılması gereken bir ibadet ve ruhu temizleyen, işte bizi aydınlatan insanları kötülüklerden alık koyan ve tevazu ve disiplin kazandıran bir ibadet, değil mi? Namaz ve işte namazda e, hükümlerine göre üç ayrılıyor. Namaz çeşitlerine baktığımız zaman. Farz, vacip ve nafile namazlar olmak üzere. Şimdi farz namazlar 5 vakit namaz. Cuma namazı, cenaze namazı. vacip namazlar, bayram namazı, vitir namazı. Nafile namazlar ise peygamberimizin tavsiye ettiği namazlar olmak üzere. Böyle namaz çeşitlerinde kendi içerisinde biz 3'e ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. O halde... Bugünkü dersimizin burada sonuna gelmiş olduk. Gerçekten çok güzel ve önemli bir konuydu. Umarım sizler için faydalı, etkili ve güzel bir e, içerik olmuştur. Şimdi ödüllü sorumuzun da cevaplamanız için sizlere gösteriyorum. Ödüllü sorumuzun cevabını da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.